Sağ olun. Hayırlı teşekkür olsun. Ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Güle güle. Ver onu bana yenge bak. Tut abi, elim koptu. Hayırlı olsun. Güle güle efendim. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Bize de bekler Ruk dayı. İnşallah. Bundan sonra akraba sayılır Ruk zaten. Doğru. Hayırlı olsun. Güle güle. Adnan beyler geldi. Aa evet. Yardım vaktiyle kavgalım diye. Tamam ben gideyim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, geç kaldık biraz. Önemli değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, nişan dağılmış. Firdevs Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hayırlı olsun kaptan. Sağ ol artist, saçları ne yaptı? Yolladım gitti. Yakışmış. Tebrikler. Tebrikler Nesrin. Sağ olun. Adnan Bey hürmetler. Tebrik ederim. Sağ olun. Taresin gençlerin başına. Tebrikler. İyi geceler. Tebrikler. Sağ olasın. İyi akşamlar. Çabuk olun, çabuk geldiler. Tamam. Pencereleri açalım biraz, havalansın. 10 tane elim yok. Ay. Tamam ben açarım. Hadi siz şunları da götürün. Alışkın olmayınca. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz Firdevs Hanım. Hoş bulduk. Biraz oturalım, geceyi konuşalım. Tabii ki. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nişan eğlenceli geçmiş. Merhaba. Hiç sormayın. Pencereyi kapatayım mı? Ha yok kalsın. Sizin nasıl geçti? Nihal'cim nasıldı balo? Güzeldi. Kaçırdıklarınız için üzülmeyin diye böyle heyecansız söylüyor. Muhteşem bir geceydi. Bihter'in organizasyonu çok başarılıydı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ama balonun yıldızı Nihal'di. Behlül'le birlikte geceye resmen imza attılar. Abartmayın canım. Öyle ama bir görseydiniz, salona bir girdiler. Bütün bakışlar üstlerine çevrildi bir anda. Bihter tam ödülünü almış oturuyordu, o bile kala kaldı. Ya. Konyak? Şampanyayla devam edelim bence. Kutlamalar sürsün değil mi? Kesinlikle. Hemen söylüyorum. Behlül Bey öyle içkili de değildi. Niye çağırmışlar ki seni? Vallahi en doğrusunu yapmışlar. Az ya da çok. İçkiyle oturulmaz direksiyona. Sağ ol. Aa, otur kızım. Bu gece senden iş isteyen yok, hadi. Efendim? Tamam. Hemen getiriyorum. Şampanya istiyorlar. Oo, gece uzayacak anlaşılan. Sen bardakları hazırla. Ne oldu baloda? Nihal Hanım'la Behlül Bey'in nişanı mı ilan edildi yoksa? Bilmem, ben içeride değildim. Sen getirdin ama. Arabadaki konuşmalardan anlamışsındır. Bir şey konuşmadılar. Yorgunlardı herhalde. Herkes çok sessizdi. Sen de çok kedim çıktın ha. İşine gelmedi.
Rıza kaptan pek mutluydu giderken. Nişan nasıldı? Çok güzeldi. Bülent de çok eğlendi. Sonunda pes etti ama. Üşüdüm ben, kapatıyorum pencereyi. Kapat canım, kapat. Canım. Behlül'le dans ederken nazar değecek diye korktum vallahi. Salona şöyle bir baktım da bütün genç kızların yüzleri düşmüş. Suratlar beş karış kıskançlıktan. Hepsinin Behlül'le ilgili ümitleri söndü tabii. Öyle değil miydi ama? Ben yatıyorum. Şampanya geliyor. Çok yorgunum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yoruldu tabii. Adnancığım. Elbiseyi çıkarırken zorlanacağım. Yardım eder misin canım? Tabii. Tekrar iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Önce Nihal'e. Matmazel. Merci. Teşekkür ederim. Adnan Bey'e koyma bence. Tekrar aramıza dönmeyebilir. Evet, hadi bakalım. Gecenin en mutlu çiftine. Nihal'le Behlül'e içelim. Biz çift değiliz Firdevs Hanım. Gerçekten bu şaka fazla uzadı artık. Sıkıldım ben. Ama herkes sizi öyle biliyor artık. Hele bu geceden sonra. İnsanlar nişanınızı kutlamaya hazırlanıyorlar bence. Bence bu gece kutlanacak tek nişan var, o da Nesrin'inki. Hadi ona içelim. Nesrin'e. Nesrin'e. Sen beni peşime nasıl adam takarsın? Duruşma öncesinde bir terslik olmasın diye. Bu bana büyük hakaret. Niye hakaret olsun Bihter? Saçmalama. Hilmi Önal duruşmadan önce yine birini takar peşine. Bir şey olur. Neden korkuyorsun? Ne olmasını bekliyorsun? Beni yanlış anlıyorsun ama. Ben tamamen bizi düşünerek bir şey yaptım. Bana niye haber vermiyorsun o zaman? Niye söylemiyorsun bunda afiyet yoksa? Niye söylemiyorsun? Niye? Beni dinlemiyorsun ki. Parti mi var? Bülent. Sensin. Ne haber genç? İyidir. Akşam akşam bu ne enerji? İçimden geldi. Çılgınsın man. Biz de geç kaldık diyorduk, kimse oturmamış masaya. Kavgaları biterse gelecekler inşallah. İndirim çünkü bana söylemen lazımdı. İlk başladıklarında müziği bile bastırıyorlardı. İyi yine ya. Bunlar ne? Düğün davetiyeleri.
Ama yanlış yazmışlar. 24 Haziran diyor. Hani 17'ydi? Nihal'e sor. Ay aman tamam Behlül. Gazeteye ilan ver istersen. Astrolog ikimizin haritasına bakmış. O günün hayatımızın dönüm noktası olduğunu söylemiş. Nihal de... Evet inandım. Erteledim işte ne var? Aşık kadınlar. Sorma dostum. Senin de başında. Aman ne komik. Bihter kendine gel. Abla. Ne umuyordun? Ne görmeyi umuyordun? Bihter anlattım ama özellikle mi yapıyorsun? İmranal'a inanmadığını söylüyordun bir de. İnanmıyorum. Başımıza yeni bir iş açmaması için. Benim korumaya ihtiyacım yok. Tamam. Nihal. Nihal. Gel. Anlattım sana. Sadece senin değil, Nihal'in, Behlül'ün, Bülent'in de arkasında koruma var. Ben istemiyorum. Söylemem lazım, özür dilerim. Lütfen beni yalnız bırak. İhter. Lütfen. Peki. Ben şunları yukarı çıkarayım. Bir tanesini bırak babam görsün. Holding'e gelemedim. Nihal'le buluştuk. İşimiz bitmedi. Yarın duruşma var biliyorsunuz. Bu rezil adam yine bizimle uğraşmasın diye, sizlere zarar vermesin diye bir haftadan beri sizi koruması için holdingin güvenlik birimlerini görevlendirdim. Sizi huzursuz etmemek için de söylemedim. Ama galiba hata etmişim. Bihter fark edince haklı olarak bana sitem etti. Onu izlettiğimi düşünmüş. Budur yani. Anlıyorum. İyi misin? Bihter. Ağladığını duydum. Bu seni niye ilgilendiriyor? Ben... Sen uçuşa uçuşa evlilik hazırlıkları yaparken ben ceza çekiyorum hala. Bak adam da takmış peşime. Ben bu duruma mahkum edildim. Sen rahat rahat mutluluğunu yaşa diye Nihal'inle. Hiçbir şey olmamış gibi bir yuva kur diye sürüyorum zincirlerimi. İhtar ne olur yapma. Ne yapmayayım söyle. Sen günahlarından arın diye daha nasıl batayım çamura söyle. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin benim için. Öyle mi? Bu kadar rahatsın yani. Yarın ne olacak? Hiç endişelenmiyor musun?
Duruşma sonunda her şey senin için de çok farklı olabilir. Hilmi Önal iddialarını kanıtlarsa da bu kadar rahat olabilecek misin? Ben her şeyi göze aldım. Sen ne yapacağını düşündün mü? Aptal. Her şey çok farklı olabilirdi. Aptal. Babamın morali çok bozuk. Aşağı inelim de biraz havası da alsın, yalnız kalmasın. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.